Arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bursluluk sınavının cevap anahtarlarını vermeye devam ediyoruz. Daha önce 5. sınıfların Türkçe cevaplarını vermiştik. Şimdi de 5. sınıfların sosyal bilgiler cevaplarını veriyoruz. Birinci sorumuzda günümüzde yaygın olarak kullanılan plastik alışveriş torbalarının üretimi kese kağıtlarına göre %40 daha az enerji gerektiriyor şeklinde bir paragraf veriliyor. Bu paragrafa göre plastik torbalarla ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir şeklinde bir soru sorulmuş. Burada neyi bulacağız? A şıkkımız çevre kirliliğine neden olduğuna şıkkını işaretlememiz gerekiyordu. İkinci sorumuzda aşağıdakilerin hangisi okullardaki haklarımızdan birisidir şeklinde bir soru sorulmuş. Oldukça kolay bir soru neydi? Sosyal ve kültürel faaliyetlerden yararlanmak şeklinde cevaplamamız gerekiyordu. Üçüncü sorumuzda belediyelerin çocuk parkları yapmaları hangi çocuk haklarına karşılamaya yöneliktir şeklinde bir soru var. Belediyeler çocuk parklarını çocukların oyun hakkından dolayı yapıyorlar. Dolayısıyla cevabımız Adana olacaktı. Dördüncü sorumuzda Mezopotamya uygarlıklarından Asurluların Anadolu'daki ticari faaliyetleriyle işte ne yapıyor? Anadolu halkı Asurlulardan yazıyı öğrenmiştir şeklinde bir soru var. Burada Asurluların Anadolu'ya yazıyı getirmelerinin hangi alandaki bir faaliyette etkili olduğu söyleniyor. Bunun cevabı Denizli ekonomik faaliyet olacaktı. Beşinci soruda Urartularla ilgili ölülerini kaya mezarlarının içine günlük eşyaları birlikte gömmeleri anlatılıyor. Urartularla ilgili hangisi söylenebilir diyordu. Sevgili arkadaşlar burada Urartuların da ahiret inancına sahip oldukları maddesi olacaktı. Cevap Bursa. Altıncı sorumuz çok kolay bir soruydu. Türkiye'de bulunan tarihi eser yani doğal değil de tarihi eseri soruyordu. İşte Manavgat Şelalesi, Van Gölü, Pamukkale nedir? Bunlar doğaldır. Ancak Sultanahmet Camii nedir? Tarihi eserdir. Cevabımız Ceyhan olacaktı. Yedinci soruda Anadolu'da yapılan geleneksel düğünlerde işte davetlere güçler oranında düğün sahibi ne yapar? Hediye getirirler. İşte ev eşyası, para, düğünde kesmek için küçük baş hayvan gibi şeklinde hediyeler getirdiklerinden bahsediliyor. Düğünlerimizdeki bu uygulama hangisine örnek gösterilebilir diye çok kolay bir soru değil. Ne nedir? Yardımlaşma ve dayanışmaya güzel bir örnektir Anadolu'da. Sekizinci sorumuzda fiziki haritalarda deniz, göl gibi su kütleleri mavi renkte gösterilir şeklinde bir paragraf veriliyor. Türkiye'de fiziki haritasında hangisi yeşil renkle gösterilir şeklinde soru soruyordu. Burada sevgili arkadaşlar yükselti artmaya başladıkça yeşilin yerini sarı alır diyor. Dolayısıyla yükseltisi olmayan bölgeyi bulacaktık. O da neresidir? Çukurova bölgesi. Cevap Adana. Dokuzuncu sorumuzda Genel Ağda 2020 yılında verilen bir habere göre Trakya'da son yıllarda en kurak mevsimi yaşandığından bahsediliyor. Bu durum hangisine örnek gösterilebilir şeklinde bir soru var. Bu da nedir? İklimin üretim faaliyetlerine olan etkisinden bahsetmiş oluyor. 10. soruda bir metin veriliyor. Yükseltinin az olduğu ova ve platoların geniş yer kapladığı işte Bursa, Adana, Konya, Samsun gibi illerimizin nüfusu fazladır diyor. Bu bilgide nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörlerin hangisi vurgulanıyor? Çok kolay bir soru. Yine yeryüzü şekillerinin düz olması değil mi? Cevabımız Bursa olacaktı. 11. sorumuzda ulaşım araçları, sanayi kuruluşları, inşaat çalışmalarından sesler gelir biliyorsunuz. Bu sesler çevre kirliliklerinden hangisine neden olur şeklinde bir soru soruyor. Neye neden olur? Gürültüye neden olur değil mi? Cevabımız Denizli. 12. sorumuz günümüzde birçok kişi doktora gitmek yerine genel ağda dolaşan yanlış bilgilere göre hastalığına tanı koymakta işte tedaviye başlamakta internete giriyor işte karnım ağrıyor ne gerekir şeklinde. Burada hangisi üzerindeki olumsuz etkiden söz edilmiştir? Nedir? Genel ağların internetin insan sağlığı üzerindeki olumsuzluğundan bahsetmiş. Geldik 13. sorumuza. İbn Sina ile ilgili güzel bir metin var işte küçük yaşta matematik, fizik, astronomi öğrendiği. Öğrendiklerini sorguladığı, doğruyu araştırdığı, tıp alanında çalışmalar yaptığı, hastaları iyileştirmek için çalıştığından bahsediliyor. Hangisine değinilmemiştir diyor da sabırlılığı, azimliliği, fedakarlığı var ancak cömertliğine değinilmemiş cevabımız bu nedenle Adana olacaktı. 14. sorumuz ödeviyle ilgili araştırma yapan bir öğrencinin hangisini yaparsa yanlış olacağı söyleniyor.
Burada sevgili arkadaşlar Denizli şıkkında bir yazarın fikirlerini kendi fikriymiş gibi göstererek ödevinde kullanması nedir? Telif hakkıdır. Başkasının görüşünü kendisi gibi gösteriyor. İntihaldir bunun, suçtur. Dolayısıyla kaynak göstererek falanca diyelim bilim adamı yazar şöyle demiştir diye söylemesi lazım. Burada bir yazarın fikrini kendi fikriymiş gibi göstermesi nedir? Yanlıştır. Cevap Denizli. 15. sorumuz. Adana Akdeniz iklimine uyumlu olan tarım ürünlerinin yetiştirilebileceği bereketli topraklara sahiptir diyor. Burada Adana'da yetiştirilmeyen ürünü soruyor. Pamuk, turunçgil, zeytin Adana'da yetişir ancak çay nerede yetişiyordu? Karadeniz bölgesinde. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacaktı. 16'da kolay bir soru var yine. Petrol alanında ihtiyaç duyulan mesleği sormuş sevgili arkadaşlar. Orman, gıda, ziraat olmaz biliyorsunuz. Petrol bir madendir. Dolayısıyla maden mühendisliğine ihtiyaç vardır. 17. sorumuz. Ereğli, Zonguldak Ereğli'deki demir çelik fabrikası ile ilgili bilgiler verilmiş. Bu fabrika açılmasıyla birlikte sanayileşme hızlı artmıştır diyor. Dolayısıyla Ereğli'de diyor bu durum karşısında hangisi olmaz? Tabii ki ne vardır? Fabrika var, demir çelik var, dışarıdan göç alır ancak ilçe dışına göç vermez. Çünkü iş var değil mi? Cevap Bursa. Koyun yününün tüketim aşamasıyla ilgili değişik bir soru sorulmuş burada. Yünlü kazak, yünlü ceket, yünlü çorap biliyorsunuz ararız, alırız, giyeriz. İşte burada Denizli şıkkında insanlar tarafından yünden yapılmış giysilerin satın alarak kullanılması maddesi koyun yününün tüketim aşamasıyla ilgilidir. 19. sorumuzda. Yerel seçimlerde halkın oylarıyla seçilip yol, su, kanalizasyon gibi işler yapan, toplu taşıma hizmetleri yapan, işte satılan ürünlerin sağlığa uygun denetleyen bir yetkili, görevli sorulmuş burada. Yerel seçimler dediği için yerel demek belediyeler demek, tamam mı? Bu da belediye başkanından bahsetmiş. Cevap Ceyhan. Yine internette 2016 yılında bir habere göre dünya gül yağı üretiminin %65'i Isparta'da yapılıyor. Ve Fransa, Amerika, Japonya, Arabistan gibi pek çok ülkeye gül yağı satışı yapılıyormuş. Bu neye örnektir sevgili arkadaşlar? Ülkemizden başka bir yere satarsak buna ihracat denir. Yalnız dışarıdan alırsak ithalat olurdu. Dolayısıyla burada Isparta'dan gül yağı dışarı satıldığı için buna ihracat diyeceğiz. Cevap Adana. Şimdi din, kültür ve ahlak bilgisi dersini alan arkadaşlarımızla ilgili 5 tane soru sorulmuş. Onların cevaplarını verelim. Bir metin veriliyor. Diyor ki her şeyin sahibi olan Rabbim sana minnet duyar, sana hamd ederim, doğru yoldan sapmaktan, işte haksızlık etmekten sana sığınırım şeklinde bir dua var. Bu metin hangisine örnek oluşturur şeklinde bir soru sorulmuş. Burada sevgili arkadaşlar 2 ve 3 olacaktı. Yani duaya şükür ile başlamak. Yani her şeyin sahibi olan Rabbim sana hamd ederim. Bak hamd etmek nedir? Allah'a şükretmektir. Bir de duanın sadece Allah'a yapılması maddelerine ulaşabilirdik. Cevabımız bu nedenle Ceyhan. Metinde hangi kavrama değinilmemiştir şeklinde oruçla ilgili bir soru var. İşte uyanmak zor olsa da heyecanla yatağımdan kalkarım. Bu nedir? Sahur. Efendim, oruç için hazırlık yaptıklarını biliyordum. Onlara ben de günü oruçta geçirmek istiyorum. Çok sevindiler. Bir şeyler yedim, oruca başladım. Bak imsak, tamam mı? Hiç de öyle olmadı, zorlanmadım diyor. Akşam ezan okunmasıyla yemeğe de başlamışlar. O da iftar. Burada sadece fitreye değinilmemiş. Fitre ise Ramazan ayında biliyorsunuz aile büyüklerimizin ailede yaşayan kişi sayısında fakirlere yardımda bulunmasıdır. 23. sorumuzda nezaket kuralları ile ilgili hangisi vurgulanmaktadır şeklinde güzel bir soru vardı. Yine burada nezaketli olan insanların hangi erdemlere, hangi güzel davranışlara sahip olduğundan bahsediyor. Cevabımız Denizli. 24. soruda Peygamber Efendimizin ilk vahyi Hira mağarasından alıp evine dönmesi, eşi Hazreti Hatice ile istişare etmesinden bahsediliyor. Burada Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hangisine ulaşılabileceği soruluyor bilgilerden. Burada eşiyle istişare ettiğinden dolayı ailesinin görüşlerine değer verdiğine ne yapıyoruz? Ulaşıyoruz. 25. sorumuzda dini musiki ile ilgili olmayan terim soruluyor. Ezan nedir? Günde 5 defa Allahu Ekber diye okunur. Mevlid peygamberimizin adına yapılan dualardır Mevlid kandili. İlahiler güzel sesli olan müezzinlerimizin, güzel sesli olan sanatçılarımızın Allah'ı, peygamberimizi, dini değerleri güzel bir şekilde söylemeleridir. Ancak vaazsa camilerde ya da başka yerlerde vaizlerin insanlara dini bilgileri aktarmalarıdır.
Sevgili arkadaşlar, E-Akademi TV, YouTube'un en büyük sözel kanalı. Ders içeriklerimiz sözel ağırlıklıdır. Tüm dini ve sözel derslerimizin içeriklerini kanalımızda bulabilirsiniz. Abone olmayı, arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayalım. İnşallah birlikte başaralım.